Bingöl Üniversitesi yaklaşık 10 yıllık bir üniversite. Doğuda çok fazla da terör olaylarının rastlanmadığı bir şehrimizde. Öyle söyleyelim sizlere. Genel olarak bölümlerine bakalım mı hocam? Tabii ki. Pek çok fakültesi var zaten. Evet. Yani çünkü köklü üniversitelerden bir tanesi aynı zamanda. Devlet üniversitelerine aslında ağırlık veriliyor. Fakültelerin genişletilmesi, işte daha fazla bölüm açılması noktasında. Bingöl Üniversitesi de gördüğünüz gibi birçok fakülteye sahip. Umarız işinize yarayacak bilgiler de edinilmiştir. Bingöl Üniversitesi'ndeyiz. Üniversitenizle ilgili genel bir bilgi alabilir miyiz? Öncelikle Bingöl'den başlamak istiyorum. Bingöl Doğu Anadolu'nun en yeşil, en güzel, en şirin, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri. Yani bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu emniyet verilerine göre, benim kendi kafamdan uydurduğum bir şey değil. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre en huzurlu şehirlerinden biri. Yeşil, havası, doğası güzel bir şehir. Tam bir üniversite şehri, öğrenci şehri. Hayat şartları bakımından çok pahalı bir şey değil. Önce onu da belirteyim. Öğrencilerin rahat ulaşım sağlayabildikleri, Ankara ve İstanbul'dan uçak seferlerinin yapıldığı bir şehir Bingöl. Daha önemlisi güvenliğiyle, özellikle yine demin belirttiğim gibi güvenliğiyle ön plana çıkan bir şehrimiz. Bölümlerimiz güzel. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen, 2007 yılında kurulan bir üniversite olmamıza rağmen öğrenci sayımız bu yılki atamalardan sonra 15 bine dayanacağını düşünüyoruz. Yani 15 bini bulur diye düşünüyoruz. Bu da yeni kurulan üniversiteler arasında Bingöl Üniversitesi'nin öne çıkmasını sağlıyor. Yani öne çıktığının göstergelerinden biri. Bölümlerimiz güzel. Sağlık Bilimleri Fakültemiz bu yıl yeni açıldı. Hemşirelik ve İş Sağlığı Güvenliği bölümlerimiz var. Bunlar da sizin de malumunuz üzere hani önde gelen, sürekli rağbet gören bölümler. Öğrencilerimiz fuar alanında da en çok başvurdukları, sordukları bölümler bunlar oluyor. Sosyal hizmet bölümümüz var. Gayet güzel tepkiler var. Öğrencilerimiz Bingöl'de mutlu. Kampüsümüz çok güzel, yeşil, doğası güzel bir kampüsümüz var. Şehrin merkezinde öğrencilerin şehre ulaşım sağlamakta sıkıntı çekmeyeceği bir kampüsümüz var. 750 kişilik kız öğrenci yurdumuz var hemen kampüsümüzün bitişiğinde. O da yürüyüş mesafesine demiyorum, kampüsün bitişiğinde. Yani bir duvardan öbür tarafa geçerken kapıyı aralayıp kampüse giriyor öğrencilerimiz. 500 kişilik erkek öğrenci yurdumuz var. O da hemen 300 metre 400 metre bir mesafede kampüsümüze. Özel yurtlar zaten sayısı gittikçe artıyor. Onu da söylemeliyim. Ayrıca 2000 kişilik yeni bir yurt yapılıyor Bingöl'de. Erkek öğrenci yurdu ve kız öğrenci yurdu karışık. Bin yanılmıyorsam daha inşaat halinde. O da barınma sorununu tamamen ortadan kaldıracak bir yurt olarak hani öğrencilerimize öyle bir sunumu da yapabiliriz. Sormak istediğiniz bir şey varsa? Yok, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, bu kadar. Belki hani unuttuğum bir şeyler olabilir. Web sitenizden de herhalde. Tabii, web sayfamızdan www.bingöl.edu.tr web sayfamız, adresli web sayfamızdan diledikleri bilgileri bizden alabilirler. Telefonlarımızla da bizi arayabilirler. Web sayfamızda hani görüşmek, yani sesli bir şekilde belki hani ulaşamadıkları bilgiler olursa web sayfamızdaki numaralarımızdan da bize ulaşıp daha detaylı bilgileri alabilirler öğrencilerimiz. Hepsine başarılar diliyorum burada. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.